olacak. Tabelacılıktan geldiğimizde yazı kesmek, işte kabartma yazı, oyma yazı gibi bir takım kalıplar hazırlamak üzere ben piyasa araştırması yaptım makine üzerinde. Makine, çok fazla makine var ama bize cevap vermeyen makineler nedir o? Motorları kafi değil, teknik donanımı kafi değil. Oysa benim aradığım daha güçlü, güçlü boyutlarda, geniş boyutlarda bize imkan veren makine arıyordum. Bulamadım. Bulamayınca makinenin imalatına karar verdim. Makinenin imalatında da kendim ilkokul mezunuyum. Ama teknik resmin 5 dalında bilgim olduğu için imalat, montaj, yarı kesit, kısmi kesit ve perspektif olmak üzere makineyi kendim yapmaya karar verdim. Firma araştırdım. Her vardığım firma, biri varsa diğeri yok, yeterli malzeme ellerinde değil. En sonunda profesyonel bir firmaya denk geldim. Dedim ki ben Reuter yapmak istiyorum, CNC Reuter, malzeme almak istiyorum. Onlar da dediler ki yüksek mühendislik bilgisi gerektirir, elinizde kalır. Yani yakarsınız, kırar dökersiniz, tekrar parçalarını istemeye gelirsiniz, vermediler. Ertesi günü vardım, vermediler. Onların vitrinde olan bir tane makineyi istedim. Onu da vermediler. Size tuzluya mal olur diye. Daha sonra dayanamadılar. Al dediler, verdiler. Ben de getirdim teker teker. Üç boyutlu çalışmalar yaptığım için ilk önce animasyonunu yaptım. Makineyi çalıştırdım. Ondan sonra imalata girdim. İmalatta zerre kusur vermeden makineyi bir eksiksiz yerine getirdim. Toparladım. Ve üç boyut rolyeflerimi de alabiliyorum, kesimlerimi de yapabiliyorum, oymalarımı da yapabiliyorum. Her türlü bana cevap veriyor. İstediğim ebatta, özellikle de makinemi yaptım, güçlü motorlarla birlikte. Ve şu anda sağlam bir makine elimde kullanılır vaziyette elde etmiş oldum. Benim yapacağım ürünleri göremediğimden dolayı pazar bulacağımı umuyorum. Ki kesin bulacağız ve pazarlayacağız. Burada metal kalıplar üzerine BMC polyester dediğimiz malzemeyle termal baskı olarak seri üretime geçip Türkiye genelinde internet üzerinden pazarlamayı düşünüyorum. Emekliyim. Emekli olarak psikoloji insanı götürür, yorar. Ondan dolayı hem yorulmama adına hem de doğrudan tüketici olmak konumundan kurtulmak adına bu sanatı daha devam ettirmeye karar verdim. Şurada bir Çeşnegir Köprüsü'nü görüyorsunuz. Bu Çeşnegir Köprüsü bu makinenin ürünü. Bu makinenin çıktısı. Burada fotogrametri özelliğine dayanarak kullanmış olduğum programda ne yaptım? Bu köprüyü minyatür hale getirdim hiç bozmadan. Mesela diyeceksiniz ki Kapadokya, Peribacalar veyahut da Sümene Manastırı. Ben gidip orada fotogrametri çekimler yaptıktan sonra oranın birebir boyutlu fotoğraflarını aldıktan sonra getiriyorum.
fotogrametre özelliğini kullanarak ne yapıyorum? Üç boyutlu çalışmalar döndürüyorum. Daha minyatüre alıyorum. Büyütüp küçültebiliyorum da. Türkiye'nin tarihi yerlerine işte Edirne Camii, Topkapı Sarayı veyahut da Dolmabahçe Sarayı, Sultanahmet Camii gibi Türkiye'nin tarihi yerlerini minyatür şekilde, yoğun bir şekilde işlemeyi, çalışmayı düşünüyorum. Hayvanlar üzerine, hayvanseverlere hitap eden bir takım figürler. Çorap kapağı gibi yaptık. Malzeme falan yok da hani işte şu soketlerden kablo soketleri bağlanmadı, bağlanacak. Şunlar bağlanacak. Çok sayıda kablo var. Yerli.